Erdi bahar sardı yine neşe cihanı, canım erdi bahar sardı yine neşe cihanı. Eğlenelim, raks edelim, laule zamanı. Eğlenelim, raks edelim, laule zamanı. Açtı bu dem naz ile gül gonca dehanı, canım açtı bu dem naz ile gül gonca dehanı. Dinleyelim bülbülü gel laule zamanı. Dinleyelim bülbülü gel yeter telif. Arkadaşlar merhabalar. İkinci videomuzla İlk Türk Devleti'nde ordu teşkilatına geçiyoruz. Bazı eksikler var demiştim ya, İlk Türk Devleti'nin siyasi tarihini bitirdim ama şeylere girmemiştim. Bunları da tamamlıyoruz. İnşallah. Bak çok böyle konu anlatımlarına meyletmiyoruz. Konu anlatımlarını izleyin, dinleyin arkadaşlar. Yani önce bilgi sahibi olacaksın, sonra fikir sahibi olacaksın. Soruların başka türlü nasıl çözeceğim Hacı Hüsrev. O yüzden oynatma listelerine dal, orada bir bak hangilerinde eksiksin abi, yapıştır. 1, 2, 3, 4, 6 diye onları sıraladım zaten. Ama dersen ki yok ben konu anlatımı artık kusacağım diyorsan, orada 15'lik, E15'lik, 15'lik sorularım var. Ünite yaptım. Yine bütün seçenekleri açıkladım. Oraya dalın arkadaşlar. KPSS 2024 lisans, ön lisans diye, ünite diye parantez içinde. Ama en baştan alayım dersen de 2024 KPSS konu anlatım var. Yapıştır gitsin bir sürü şeyde zaten. Deneme sınavlarına da destek oluyorum. 27'likleri çıkartıyorum. Bugün de bir tane gönderdik. Neyse çok konuşmadan artık geç dediğinizi duydum. İlk Türk devletlerinde ordu teşkilatı sevgili arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bak en böyle klasik olayı, eli silah tutan herkes askerdir abi. Ordu millet anlayışı görülür. Doğru. Hasarlar dışında da ücretli askerliğe rastlanmaz. Askerlikte gönüllülük mü esastır abi? Aynen. Paralı askerliği bir Hazarlarda gördük dedik ya bak. Hazarlar dışında ücretli askerliğe rastlanmaz. Gönüllülük esastır. Ya şöyle düşün. Metan çıktı elinde megafon. Goberler dedi. He. Haydin Çin'e sefere gidiyor. Birden ordu şeyden çadırlardan millet çıktı. Bak yemeğini kendi getirdi. Silahını kendi getirdi. O şey millet birden abi ordu haline geldi mi? Kenetlendi mi? Hadi bugün yapsana ona. Bir askerliğe gittiğinde. He? İçeri giriyorsun böyle. Ya komutanım o iğrenç elleriyle silahlara dokunmuşlar. Ben kendi silahımı kendim gele. Bir de bakayım komutan ne oluyor askerliğini yapanlar. Ya da şöyle de içeride. Ya komutanım yani Burger King'den söyleyeceğim. Ben hiç sevmedim yemeğinizi. Bir de bakayım içeride ne yapıyor. Ben Siirt'te yaptım abi askerliği. Orada nöbetteyken dışarıdan böyle 100 tane şey dürüm söylemişler. Bak ben tavukların havada uçtuğunu gördüm. Yani tavuklar uçabiliyormuş. Tavuk dürüm. 100 tane poşetle tabii şeyini arkadaşını korumak için görmemezlikten geliyor ama aradan fışır fışır geliyor da Siirt'ten terör merkezi. Dışarıdan el bombasını ya da düzene koysa da o poşetin içerisinde patlatsa yarın Siirt'te 50 kişi öldü diye, şehit var diye haberlere çıkacağız. Yüzbaşı bunu gördü diye. Gördü diyor bak tam böyle anlık bir şeydi abi. Alttan bir vurdu dürümlere. Bak o dürümler. Amenuhay. Çiçek gibi açıldı ya. Çok acayipti. Neyse geç. Göçebe yaşam ve sert iklim koşulları. Arkadaşlar Türklerin savaşçı özelliğini ne geliştirdi diye çok soru sorulmuştur. Göçebe yaşam. Çünkü bak şöyle düşün. Bir gün buradasın, bir gün İskilip'tesin, bir gün Osmancuk'tasın. Karşına kimin geleceğini bilmiyorsun ki. Düşman mı, dost mu? O yüzden devamlı action olmak zorundasın. Doğru mu? Bu var. Peki savaşlarda arkadaşlar hangi taktiği uyguluyoruz? Turan, Hilal, meşhur vardı ya. Şöyle ikiye ayrıl, ha, öndekiler gitsin böyle. Aa yenildik diye geri çekilsin. Doğru mu? Peki Turan taktiği İslamiyet'le birlikte sahte ricat adını alıyor. Doğru mu? Geri çekilme sahte. Ok, yay, gürz, kalkan, kılıç. Arkadaşlar savaş araç ve gerecidir. Ve bahadırlardan seçilmiş özel askeri muhafızlar var. Bak. Bu kurt demektir abi. Böri böri. Böri kurt demektir. Bunlar da hükümdarın neyi? Muhafızları. Keşif koluna ne denir? Yelme. Sınır boylarında gözcü. Bak mesela Çorum'da böyle bir yer var. Kargı diye bir ilçe. Karvu abi gözetlersin. Doğru mu? Küçük tiginler sınır boylarından doğrudan doğruya kağana bağlı askeri güçlerin başında. Hani demiştim ya şatlar. Genelde askeri vali sınır boylarına gönderiyorlar. Tecrübe kazansın diye küçük tiginleri gönderiyorlar. Şat şat.
Peki Türklerde Gökdemir'den yapılmış kılıç üzerine ant içiliyor. Tamam, çok önemli değil. Bak, Ahan Turan taktiğini gördün mü burada? Gerçi bir filmden alama bu. Büyük İskender'den mi? O da yaptı. Peki arkadaşlar, Uygurlar Mani dinini benimsedi. Klasik bir soru daha. Et yemeyeceksin. Aynı zamanda ne yapacaksın? Et yemeyince güçten düştü. Bir de savaşmayacaksın. Reenkarnasyona inanıyorlar. Yani reenkarnasyona şöyle inanıyor. Düşün. Yani karınca. Doğru mu? Karınca. Ya da deden öldü. Yani rahmetli oldu. 3 ay önce, 4 ay önce. Dedenin ruhu belki karıncaya geçti abi. Şimdi karınca giderken dedeni bir daha öldürür müsün? O da sende içinde böyle ne yapar? Savaşçılığı köreltir. Peki Türk topluluklarında süreç içinde farklı kültürlerin etkisi altına kalsalar bile şuna dikkat edin. En az değişen olayımız psikopatlığımız. Askeri olay. Sevgili arkadaş, asker toplu musun ya? He? Bak, biz merhaba demeden kafa atmayı öğreniriz. Mesela Moğollara bak, onlar göz göze geldiğinde kafa çıkartırlar. Bunlar daha psikopat mı? Peki Asya Hun hükümdarı arkadaşlar, biliyorsun bunu artık. Mete ilk düzenli ordu teşkilatını oluşturdu. Bu teşkilatlanmaya onlu sistem dediği onbaşı, yüzbaşı, binbaşı örgütlenmesi var ya. Bu sistem Türk devletlerine ve dünyaya örnek oluyor abi. O yüzden milattan önce 209 ne oluyordu? Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi, Mete'nin tahta çıkışı arkadaşlar, TSK'nın Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Peki Deniz Kuvvetleri'nin bilen var mı? Çaka Beyliği'nin kuruluş tarihi 1081. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara Kuvvetleri M.Ö. 209. Bizim ordu yani, böyle soru gelse herhalde herkes Atatürk der değil mi? Milli mücadele sakın. Peki arkadaşlar, biz nasıl etkide bulunduk? Roma ordusunda bir kere onlu sistemi uyguladılar. Aynı zamanda yay. 4. yüzyıldan itibaren bu ordunun en önemli silahı yay, yay, ok, yay bizde. Peki Türk giyim kuşamında ceket, pantolon, çizme, saç modeli bunlar arkadaşlar Bizans benimsedi. 5. yüzyıldan itibaren de herifler Turan taktiğini uygulamaya başladı. İki Turan taktiğini, ikisi Türk devletinin birbirine uyguladığını düşünsene. Çok komik olmaz mı? Çok izlemek isterdim onu. Şöyle düşünsene, ikisi de ayrıldı böyle. Bu önce ben yapacağım. Çaldıran da mesela. Bu neyse, Çin süvari tekniğinde arkadaşlar giyim kuşamda Türk ordusunu örnek aldığı süvari tekniğinde de Çin'i etkiledik. Peki arkadaşlar, sosyal hayatımız nasıl? Ne yapıyoruz? Sinema olsun. Burger King'e gidiyoruz hafta sonları. Bak, ilk Türk topluluklarında bir kere keskin bir sınıflaşma yok. Neye bağlı abi bunu? Bir kere üretim ilişkileri gelişmedi. Göçebe yaşam. Tarım olsaydı mesela artı ürün olacaktı. Tarımla beraber artı ürün, zenginleşme, fakirleşme değil mi? Keskinleşecek. Peki bunun nedenleri topluma göçebe yaşam tarzının hakim olması ve toplumda mülkiyet anlayışının gelişmemesi arkadaşlar. Yani sadece yanındaki işte kendi özel eşyaları. Yani toplum üyeleri genel olarak birbirine eşit durumdadır. Bu nedenle toplumda dayanışmacı bir hakimiyet anlayış hakimdir. Ve hükümdar tarafından bir de arkadaşlar buna toy şölenleri değil mi düzenlenir. Bütün herkes katılır şölenlere. Bu şölenlerde toplumun her kesimi katılır. Bu durum toplumda birlik ve beraberlik duygusunun güçlü olduğunu gösterir. Ancak toplumsal katmanlar arasında hiyerarşik bir yapılanma görülür. Hani kurultaydan bahsetmiştim ya, herkesin her boy beynin oturacağı yer var, belli orunlar. Her boy ne diyelim beynin alacağı ülük ya da ülüş, yani etten bir parça alınıyor ya, o belli. Peki Oğuz boylarının geleneklerine göre toplantılarda her boyun oturacak bir yeri, ha demişiz. Yani orun ya da mevkisi ve bir de damgası var abi, damga damga. Her boyun bir damgası var, ongunu var. Hatta ziyafet için kesilecek payları bile, doğru mu? Yani ülüşleri var. İlk Türk topluluklarını arkadaşlar dikkat, otağı derse Kaan'ın büyük çadırı, yurt derse bizim halkın çadırlarıdır. Peki sosyal yaşamda arkadaşlar kadın erkek, o çok güzel, hiç ayrım yok. Evlilikler tek eşlilik abi, tek eşlilik bak. Töre hukukunda kadına evlenme, boşanma, mirastan pay alabilme hakları var abi bak. Bak, kadına evlenme, boşanma hakkı var, mirastan pay alabilme var. Peki evlenen kıza ne denmiş, evlenen kıza? Gelin kız, gelin gelele. He. Erkeğe de güvey, gelin güvey olma hadisesi. Hacı Hüsrev. Düğün yemeği törün adlandırmış. Çeyize, eyne ya da yumuş demişler abi. Çok güzel kelimeler değil mi? Ha? Bizim memleketten yani isimler bile artık acayip. Lan seçsene bundan, çok güzel Öztürkçe kelimeler. Başlık parası kalınk. Kalınk. Kaç kalınk verdim bağlım. Türklerde arkadaşlar Farsça Nevruz adı verilen ilkbaharın gelişi var ya. Kutlandı bizde. İlk Türk İslam devlet geleneğidir. Yenikün adıyla kutlanmıştır. Kemer tokası ve düğmeyi kullanan ilk Türk ilk halk Türklerdir. Örneğin Roma keten gömlek giymeyi Türklerden öğrendi. Çok etkiledik ha. Güreşin yanında at yarışı, çevgan, kılıç, tepik. Arkadaşlar
Fitbolu İngilizler icat etmedi, biz icat ettik. Çok güzel bir kelime tanımlama değil mi? Tepik, tepik, tepik. Tepik oynuyorlar. Sen hiç Azerbaycan'da futbol mücadelesi izledin mi? Çok güzel ya. Bir gün şeyde gördüm. Şey dedi, Azerbaycan komandoları taarruzu beleşe düştü dedi. Lan aşağı aşağı dedim, neymiş o taarruzu beleş? Offside la. Çok güzel tanımlama değil mi? Taarruzu beleş. Beleş taarruz. Çok güzel. Tepik. Bak biz futbol oynuyoruz. Berk arkadaşlar, Tolga adı verilen hayvan postundan yapılmış başlıklar girdiler. Bak. En küçük sosyal yapı oğuştu, aileydi, hatırla. Babaya kank dediler. Kank. Ne yapıyorsun ha? Anneye ök dediler. Ailelerin birleşmesinden ne oluşuyordu? Oğuşlar birleşti. Uruk. Uruklar birleşti. Boy. Boylar birleşti. Budun ya da bodun. Yani millet. Ve sonra en son artık siyasi örgütlenmenin doruk noktası il ya da el oldu. Doğru mu? Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Çok güzel bir soru olur. Bundan çok soru yaptım. Eğer siyasi birliğe katıldıysa bir boy ne ismini alır? Aşağıdakilerden hangi ismi alır? Ok. Tekrar ok. Ha? Boy beyleri küçük kurultayda uruklar arasından seçildi. Sülaleler toplanıyor. Küçük kurultayda kendi liderlerini seçiyor. Sonra büyük kurultaya gönderiyor. Demiştik ya, halk söyle yönetime dolaylı da olsa katılıyor abi. Peki Türkler devlet için baba sıfatını kullanıyor. Devlet baba. Budun devleti meydana getiren temel unsur olduğundan siyasi nitelikte demiştik. Hem bot söyle hem boy. Boyla başlar. Budun da siyasidir abi. İl de siyasidir. Üç şey. Doğru mu? Peki arkadaşlar, hukuk sistemine geçelim mi? Geçmeyelim mi? Hukuk sistemi biraz uzun. Doğru mu? Törenin özellikleri. Burada kalalım. Sonra tekrar bir video daha çekeriz. Hem seviyorsunuz böyle 15-20 dakika daha o anlatılmasını. Tekrar uyarılarımı değil de ricalarımı söyleyeyim. Gerçekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Çatır çatır video izliyorsunuz. Herkes aç tarihe ve çok ilgi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür de ederim. Teşekkür etmeyi de bir mütevazilik falan diye değil. Helal olsun. Yani kanalı sadece arkadaşlar bir ayda 2000 kişi yaptık neredeyse. Ve günlük 300 ve sadece o 2000 kişi boş değil işte. 300 saat nedir abi? 300 saat izliyorsunuz. Helal olsun onda. Çatır çatır. Sevdiniz Allah'ım. Ben de sizi sevdim. Kendinize iyi davranın ve yine dışarıya söyleyin de şakalı bir adam ders anlatıyor diye. Bol bol üyemiz olsun. Abonemiz olsun. Aboneyim abone. Biriktirin cebimde. Parlı lokma tatlısı. Bir de bildirim zillerini açın da bol bol video gönderiyorum ya. Bir de arkadaşlar videolarımızı beğenin. Videoları beğenin. Çok seviyor YouTube. Algoritmayı artırıyormuş. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Hemen devam edeceğim. Üçüncü videoya görüşürüz.